Bir önceki videoda dönüşümleri incelemiş ve fonksiyonların bir uzaydaki noktalardan başka bir uzaydaki noktalara hareket eden kavramlar oldukları üzerinde durmuştuk. Bu videoda girdi uzayı iki boyutlu olduğunda bunun neye benzediğine dair bir örnek göreceğiz. Evet, bu girdi uzayımız olsun. X, Y düzleminin bir kopyası, bu da yine iki boyutlu bir düzlem olan çıktı uzayı. Şimdi size bir dönüşüm göstereceğim. Sonra da bu dönüşümün altında yatan fonksiyonun detayları hakkında konuşup dönüşümü daha iyi bir şekilde anlamaya çalışacağız. İşte, işte böyle. Buraya doğru hareket edeceğiz. Bir sürü nokta yer değiştirdiği için çok karmaşık göründüğünün de farkındayım. Evet, burada farklı şeyler oluyor. İki boyuttan iki boyuta geçerken hiçbir şeyin değişmediğini, yani bunun x, y düzlemi olduğunu varsayalım ve farklı bir düzlemi düzlemi işin içine katmadan bu düzlemin kendi üzerinde hareket etmesini izleyelim. Bu arada izleyelim dedim ama her dönüşüm sorusunda buna benzer animasyonlarla karşılaşacağınızı da zannetmeyin. Dönüşümler aklımın bir köşesinde tuttuğum kavramlardır ama fonksiyona neler olduğu hakkında çok iyi bilgi verirler. Bundan videonun sonunda yine bahsedeceğiz. Şimdi gelin fonksiyonun ne olduğuna bir bakalım. Bilgisayara animasyon hazırlaması için verdiğim fonksiyon f x virgül y girdi değerleri eşittir. Çıktının x bileşeni x kare artı y kare, y bileşeni de x kare eksi y kare. Neler olup bittiğini anlayabilmek için çok basit bir noktayı, mesela orijini değerlendirerek başlayalım. Orijin 0,0 noktasıdır. Gelin bu noktaya neler oluyor bir bakalım x ve y ikisi de sıfır oldukları için iki bileşen de sıfır olacak değil mi? Bu 0,0 noktasının kendisi ile eşlendiği yani hareket etmediği anlamına geliyor. Evet animasyonu seyrederken baş parmağınızı bu noktaya koyarsanız hiçbir şeyin değişmediğini göreceksiniz. Buna fonksiyonun sabit noktası adı verilir ve bu terminoloji fonksiyonların bir dönüşüm olduğunu düşünmüyorsanız herhangi bir anlam ifade etmez. Gelin başka bir nokta daha inceleyelim. Örneğin 1,1 evet f 1,1. Animasyonu başa döndüreyim ki noktanın girdi düzleminde nerede olduğunu görebilelim. İşte işte burası. Bu nokta bakalım nereye gidecek. Fonksiyona 1,1 değerini verdiğimizde 1'in karesi artı 1'in karesi 1'in karesi eksi e, pardon evet 1'in karesi. Bu 2.

sıfıra eşittir. Öyle değil mi? 0,2. Başka bir deyişle bu noktanın bir şekilde buraya gelmesini bekliyoruz. Evet, animasyonu seyrettiğimizde bu nokta buraya gelecek. Hareket eden noktaların sayısı çok olduğu için takip etmek zor olabilir ama eğer dikkatli olursanız noktanın buraya geleceğini göreceksiniz. Bunu başka noktalarla deneyip nereye geleceklerini de görebilirsiniz. Bu noktada, hey tüm bunlara ne gerek var, fonksiyonları çok daha net bir şekilde görselleştiren ve bunun kadar kafa karıştırıcı olmayan başka yollar da var diye düşünüyor olabilirsiniz. Vektör alanları ya da bir girdi ve bir çıktı değer olan fonksiyonlar için grafikleri kullanabilecekken neden dönüşümler üzerinde duruyoruz? Bunun en önemli sebebi kavramsal bir neden. Evet, bunun önümüzde bir animasyon olup da noktaların nereye nasıl hareket ettiğini incelemekle alakası yok. Matematikte bir sürü kavram vardır ve eğer fonksiyonları birer dönüşüm olarak düşünebilirseniz konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Türev ya da çok değişkenli kalkülüste karşınıza çıkacak olan türev varyasyonları gibi konularda uzayı genişletmek ya da daraltmak nosyonlarını da kullanabilirsiniz ve bunların vektör alanı ya da grafiklerle pek bir alakası yoktur. Evet, e, bunun anlayışınızı zenginleştireceğini düşünüyorum açıkçası. Dönüşümlerin ayrıca doğrusal cebirinde çok önemli bir bölümü olduğunu aklınızdan da çıkarmayın. Doğrusal cebir ve çok değişkenli kalkülüs arasında bağlantı kurmanız gereken günler de gelecek. Ve eğer dönüşümleri hem doğrusal cebir hem de çok değişkenli kalkülüs bağlamlarında güzelce kavradıysanız, bu iki alan arasındaki bağlantıyı da çok rahat bir şekilde kurabileceksiniz.